Merhaba, bugün teflonda tavuk kanat yapacağım. Bunun için bir miktar kanadım vardı. Onları yıkadım ve tencereme dizdim. Şimdi bir sos hazırlayacağım. O sosu ilave edip kısık ateşte pişirmeyi planlıyorum. Sosu için bir tatlı kaşığı kadar domates salçasına ihtiyacım var. Çok fazla koymayacağım. Bir tatlı kaşığı da acı biber salçası. Benim biber salçam acı. Eğer sizin acı değilse biber salçanız, karabiber ve pul biber de ekleyebilirsiniz. Baharat olarak sadece köri ilave edeceğim bu karışıma. Tuzu da tavukların üzerine önce direkt ilave ediyorum şöyle. Biraz çok oldu ama karıştıracağım. Biraz da sosuma minicik ilave ediyorum. Sıvı yağ ilave edeceğim. Bir miktar. 3-4 çorba kaşığı diye düşünebilirsiniz. Ve yarım bardak ılık suyum var. Bunu ilave ediyorum sosumun içerisine. Şöyle elimle karıştırıyorum. Dediğim gibi karabiber ve pul biber kullanmıyorum. Çünkü biber salçam çok acı. Ama değilse kesinlikle karabiberi tavsiye ediyorum. Köri ve karabiber gerçekten çok güzel oluyor. Evet, sosum hazır. Şimdi tavuklarımı şöyle elimle bu sosu sürüyorum. Bazı yerlerine de tuz fazla gitmişti. Ovarak onları eşit dağıtmaya çalışacağım. Şöyle tavuklarımı. Bakacağım. Salçası çok kısa. Sosun tamamını konuşamadım bir türlü. Tamamını boşaltmayı planlamıyorum. Şöyle birazcık çok olacak sanki. Sosumdan şu kadar artırıyorum. Çok salçalı sevmiyoruz biz çünkü. Seviyorsanız hepsini boşaltabilirsiniz. Şöyle elimle sosu her tarafına yedirdim. Tekrar diziyorum tek sıra halinde. Şöyle baktım, çok az, çeyrek su bardağı daha su ilave ediyorum. Çok fazla değil. Şöyle dibinde bir miktar su oluştu. Çok da fazla değil. Kaynamaya başladı. Şimdi altını kısıyorum ve zaman zaman kontrol ederek pişirmeye başlıyorum. Yarım saat 40 dakika gibi bir sürede yavaş yavaş suyunu çekti. Biraz daha çektirip tavukların altını kızartacağım. Suyunu biraz çektirdikten sonra şöyle arkalarını çeviriyorum. Çünkü daha soslu ve kızarmış oluyor bir tarafları. Diğer taraflarını da kızartacağım. Altı kısık bir şekilde yine kapağını kapatıyorum ve pişirmeye devam ediyorum. 25 dakika daha arkalarını pişirdikten sonra tavuklarımız pişti. Artık servise hazır.